depoda bulduklarım. Bakalım bunlarla ne yapabiliriz? Su kabağımı bu testere yardımıyla kestim. Su kabağının içini benim gibi ilk kez görenler var mı? Bunlar çekirdekleri. Yalnız birkaç sene öncesinden kalma. Acaba çimlenir mi? Çimlensin, çok isterim. Çünkü bununla çok güzel süs eşyaları yapılabilir. Çanta, abajur, saksı. Şu an aklıma gelmeyen birçok güzel süslemelerle değerlendirilebilir. Şimdi ben de süslemeye geçeyim. Sonucu yine birlikte görelim. Su kabağımızı süslemeye geçmeden önce boyanın daha iyi tutması için zımparalıyoruz. Su kabağımın bu ağız kısmını düzeltecek herhangi bir araç gerecim olmadığı için şöyle şu aletle delikler açıyorum. Bunları ip geçireceğim buralara. Şu ağız kısmını kamufle etmeye çalışacağım. Devam ediyoruz. Saksımı boyadım. Şimdi bunun üstüne nazar boncukları yapacağız. Bu arada buradaki rengi elde etmek için de mavi, siyah ve kırmızıyı karıştırmıştım. Yine açık mavi, siyah ve kırmızı. Şimdi bunun bir koyu mavisini yapalım. Yine kurumadan yapacağım için birbirine renk geçişleri olabilir. Ama siz bekleyerek yapacaksınız. Ben size şimdilik tek bir mavi boncuğu böyle göstermek adına beklemeden yapıyorum. Sanırım yine turkuaza döndü. Tam bir lacivert elde edemedim. Çok ıslak olduğu için tabii olmuyor. Beyaz kurumadı alttaki, en alttaki beyaz. Mavi kurumadı. Bir de şimdi üstüne tekrar renk geçince tabii böyle birbirine kaynaşıyor. Böyle su kabağımızdan saksı geri dönüşümü yapmış oluyoruz. Tabii ki gidip hazır olan saksıları da alabiliriz ama bu hem eğlenceli hem bir terapi bence. Hem de kendi el emeğiniz, göz nurunuz evinizi, balkonunuzu, bahçenizi bu şekilde süsleyecek. Şimdi ben buna devam edeceğim nazar boncuklarıma. Biraz daha kuruması gerekiyor. Şu ortada çünkü 3 kat boya var, ıslak boya. O yüzden en üstteki katı almadı, yani kaynaştı renkler. Devam edelim. Daha sonra bu ağız kısmını da örerken size göstereceğim. Evet, ben şimdi nazar boncuklarıma devam ediyorum. Şöyle ikinci katı da attım. Son bir katım kaldı. Gördüğünüz gibi şöyle 3 boyut pompon süngeriniz varsa yamuk çizdim, dışa taştı gibi dertlerle uğraşmadan çok hızlı bir şekilde ilk önce beyazları hemen pompon süngerimizle
yapıyoruz yuvarlakları. Daha sonra mavi. Ve en son biraz daha koyu mavi şeklinde böyle nazar boncukları oluşturuyoruz. Tabii kat aralarında beklerseniz boya kaynaşmaz. Tek bir darbeyle işinizi halledebilirsiniz. Şimdi son bir aşamamız kaldı. O da dediğim gibi herhangi bir alet edevatım olmadığı için burayı böyle düz bir şekilde kesemedim. Kamufle edeceğim iple örerek. O aşamada da yine birlikte olacağız. Şimdi makrome ipini bu şekilde deliklerden geçirip tekrardan şu aradan geçirerek şöyle bir zincir oluşturuyoruz. Direkler oluşturuyoruz. Tekrar gösteriyorum. Şu ipin ucunu üstten bu şekilde buraya geçiriyoruz. Sonra şuradan tekrar içini geçiriyoruz. Şimdi sıra püskül kısmında. Amacımız şu orantısızlığı kapatmak. Şöyle küçük küçük makrome iplerimizi üstten alta doğru geçirip daha sonra bu iki ucu bu deliğe sokuyoruz ve çekiyoruz. İşte bu kadar basit. Üstten alta doğru soktum ve içinden geçirdim. Şöyle makrome ipimi ikiye katladım. Üstten şu zincirleri oluşturmuştuk ya, oradan şöyle üstten altına geçirdim. Şöyle geçirdim. Sonra şu delikten, bu delikten şöyle ipimi iki bacağımı aldım ve çektim. Bu kadar basit. Thank you.